Rıdvan abi. Rıdvan abi. Kalk abi, sobanın yanında açayım uyuyakalmışsın. Mi? Günaydın. Abi ayakkabımı niye çalıyorsunuz? Buna mı uyandın? Ayakkabısını. Buna mı uyandın? Bunun için mi uyandın sadece? Çıkarmasam uyanmayacak mıydın? Video çekiyoruz burada, biraz ciddiye al be. Ne videosu ya? Hangi videoya geldik? Bugün birlikte video çekeceğiz ya. Bugün anaokuluna geldik. Senin için burada toplandık ya biz. Hoş geldiniz. Selam herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün yanında sevgili konuklarım Rıdvan abi ve Cihan Albayrak var. Bugün Rıdvan abinin bir tane hayalini gerçekleştireceğiz. Geçen haftalarda ofiste konuştuğumuz zaman neredeyse ofisteki herkes anaokuluna gitmiş ama Rıdvan abi gitmediğini söylemişti. Ve biz de o yüzden böyle bir karar alalım dedik. Ve bugünümüzü üçümüz birlikte bir anaokulunda geçirelim dedik. Yani ben aşırı derecede eğleneceğimizi düşünüyorum. Ben şeyi çok merak ediyorum. Yani bu adam ilk defa mı anaokuluna geldi sence? Şu rahatlığa bakar mısın abi? Hayır, bence her gün buraya oturup bir iki daha sigara içip gidiyormuş gibi hissettiriyor bana şu anda. Ama Rıdvan abi sen ilk defa geldim demedin mi? Yani ben hiç anaokuluna gitmedim, bu milli eğitim kayıtlarında da açık. Bakın, ya sen şimdi milli eğitime laf mı sokmaya çalışıyorsun buradan? Milli eğitime niye laf sokuyorsun? EBA. HEPA mı? EBA, EBA. Ya bak bir şey diyeceğim. Hazır mısın? Okuma yazma öğreteceğiz sana. Harbi mi? Vallahi. Çok heyecanlıyım ya. O zaman hazırsak başlayalım bence. Hadi videoya geçelim. Şimdi dediğim gibi anaokulunda bir gün geçireceğiz. Şimdi üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Üstümüzü değiştireceğiz ve türlü türlü oyunlarımız, eğlencelerimiz var. Bir sürü oyun oynayacağız. Çok heyecanlıyım da. Öyle. Bir sürü güzel şey hazırladık sizin için. Umarım beğenirsiniz ve eğer siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Doğru muazzamdı, söyledim değil muazzamdı. Mi? Doğru girdim mi? Ezber mi yaptın? Doğru ezber söyledim. Ezber yaptım gerçekten bu arada. Beni sen giydireceksin ha. Tamam. Teşekkürler. İç çamaşırın içinde mi? İçimde, göstereyim mi? Gel. Adamsın. Şimdi gösterme. Burada bayanlar var. İçeride gösterirsin. Tamam hadi gidelim. O zaman biz üstümüzü değiştirelim ve hemen videomuza başlayalım. Hadi yapıştıralım. Hadi burası gidelim. Burası ikinci öğretim bir kreş mi? Niye biz gece geldik buraya? Üstümüzü değiştirdik ve şimdi yavaş yavaş sınıfımıza doğru yürüyoruz. Hadi bakalım. Hadi gidelim. İki tane soluğum var. Biri burada, biri burada. Sen zengin çocuğusun. Sen bavulla gelmişsin. Evet, buyur. Benim çantam çekçekli arkadaşlar. Beni biraz kıskanıyor. Baksana bana, kambur geldim. Size. Sırtımda 5 tane ÖSS kitabı var. Hadi çocuklar, yerlerimize geçelim. Sen şöyle geçebilirsin. Hocam çok kibarsınız. Teşekkür ederim. Sen de şöyle arkadaşının yanına otur. Yan yana oturalım. Siz şimdi yeni gelen öğretmen misiniz? Evet. Bundan sonra hep beraber olacağız. Oley! Bir dakika oldu. Sevinsene lan! Oley! Öğretmenim, diksiyonunuz ve artikülasyonunuz muazzam güzel. Gözlükleriniz kemik gözlük, hoşuma gitti. Ama bir ricam var. Benim kalçalarımda bir sıkıntı olduğu için ben yerimi değiştirmek istiyorum. Arkadaşlarımın yanına oturmak istiyorum. Burada kendimi çok yalnız hissettim. Gelsin, ne olur gelsin. Gidebilir miyim hocam? Hadi gelsin. Hadi gidebilirsin. Hadi bakalım. Teşekkürler hocam, sağ olun. Rica ederim. Ben bu arada evden bir tane oyuncağımı getirmiştim. Buna derste sıkıldığım sürece oynayabilir miyim böyle böyle? Yapabilir miyim? Arkadaşlarını rahatsız etmeyeceğim. Hocam, ben de bundan yok. Olur mu? Aynen olmaz. Tamam, hocam, birlikte oynarız. Hayır, bana ne? Paylaşabilirsin. Tamam, paylaş arkadaşlarınla. Bak, altından da patlayan şeker çıkıyor. Bunları yeriz. O zaman no problem. Hadi bakalım, başlayalım. Önce bir yoklama yapalım. Eda burada mı? Burada. Cihan. Cheers. Rıdvan. Buradayım hocam. Mesut. Mesut. Hocam o yok, onu anne babası Kars'ta bir tane anaokuluna yazdırdı. Onlar oraya gittiği için artık bu anaokuluna gelmeyecek. Biliyorsun değil mi? Mesut'un bizim yanımızda yeri evet, yoktu gitti. Zaten. Niye beni aramadı? Zaten iyi oldu. Ya, çok sevmiyorduk. Zaten evet, sürekli dalaşıyordu bir de ya. Kıvırcık kıvırcık kafasını. Eda, olur mu hiç arkadaşın arkasında öyle konuşmamalısın? Sevmiyordum onu işte. Neden sevmiyordun? Çünkü sürekli bana dalaşıyordu. Benle dalga geçiyordu. Hiç sevmiyorum onu. Hala sevmiyorum işte. Önce hepimiz birbirimizi tanıyalım. Babam emekli. Annem ev hanımı. Para kazanamıyoruz. Emekli maaşı da 1200 lira. Sinirlerim de bozuk. Tamam mı? Buraya geldim. Adam olmaya geldim. Benim canımı sıkmayın. Şu kreş bitsin. Direkt üniversiteye atlayacağım. Bu koyacağım. Tamam mı burada? Cihan niye bu kadar sinirsin? Cihan neden böylesin abi? Evde huzur yok. Hocam evde huzur yok. Sürekli kavga. Lütfen. Sürekli kavga. Öyle argo bunu da kelimeler, çaldım zaten hocam. Öyle şeyler konuşmayalım. Arkadaşlarım çok etkileniyor. Ben çok lütfen etkilendim ama şu an. Sorry Eda. Pardon reis. Özür dilerim. Ben de kendimden bahsetmek tabii istiyorum. Tabii ki Eda'cığım. Ben Eda, 5 yaşındayım. Bu okula yeni başladım. Fazlasıyla heyecanlıyım şu an. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Bir annem, bir babam, bir de abim var. Abim ise 13 yaşında. Bu kadar. Teşekkür ederiz Eda'cığım. Bizim iki tane annemiz, iki tane babamız yok ki. Nereden geldin lan sen? Sakin olur musun? Pardon Eda, özür dilerim. Hocam ben 3.75 yaşındayım. Hayatımda ilk defa ana sınıfına geliyorum. Hocam özür dilerim, parmak tabii kaldırıyorum. Tabii ki, tabii bu parmağı ki bunun birine sokmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ama böyle olmaz. Özür dilerim hocam, sorry Eda.
Hocam, daha kibar konuş, kibar bir anlatabilirsin öğretmenim, kendini. Burada bu tarz espriler yapılacaksa sırtıma kitabımı, defterimi alıp buradan defolup giderim. Hayır, burada beraber kalacağız. Nereye gideceksin? Ama Eda tamam. Seni çok seviyor. Rıdvan'la evet. Da anlaşırsın artık. Tamam. İdare et. Peki. Barıştık mı? Hocam el hareketi çekiyor ya. Bunu hocam hayır ben böyle yapamadığım için bu kolayıma geliyor. Ne olmuş yani? Olsun, o da öğrenecek. Tamam. Arkadaşlarımızla çünkü, iyi anlaşalım. Hadi. Çünkü buraya öğrenmeye geldik sonuç olarak. Evet. Tamam, hepimiz birbirimizi tanıdığımıza göre tanıdık. Artık başlayabiliriz. Yine başlarken cimnastikle başlayacağız. Sabah cimnastiği. Hocam o gösterse olur mu? O gösteriyordu normalde. Hep öğretmen hep onu gözle görevlendiriyordu. Ben bilmiyorum. Öyle miydi? Evet. Tamam o zaman öyle yapalım. Arkadaşlarımız seni çok seviyor demek ki. Çünkü... Hadi kalk göster. Tamam göstereyim hocam. Hadi biz de gidelim. Hocam ben normalde jimnastik, fitness bu tarz şeyler bilmiyorum. Bizim evimizde bunun boyunda bir damacana var. Babam hep bunu böyle kaldırıp indiriyor. Öyle kas yaptı tamam, bugüne kadar. Tamam Cihan sen ortada ol. Önce açma germe yapacağız. Nasıl yani? Şöyle önce bir ellerimizi normal insanoğlunun elini kaldırdığı gibi kaldırıyoruz arkadaşlar. Şöyle mi? Gerizekalılık yapmayın Eda. Şöyle kaldırıyoruz dedim. Tamam. Kaldırmıştı. Cihan diye bir daha uyarmayacağım. Özür dilerim hocam. Hocam ben üzülüyorum ama ben kırılıyorum. Bana böyle tamam, davranıyorlar. Tamam. Eda özür dilerim. Sana bir hocam. Özür dile. Hocam beni dövüyor. Hocam bana vuruyor. Arkadaşından özür dileme. Tamam hocam. Ben rica ediyorum. Hadi birbirinizden özür dile. Hocam. Sen de ellerini tut. Hadi özür dileyin birbirinize. Barıştık mı? Barıştık. Hadi tut. Onu da tut şöyle. Şöyle. Ne istiyorsun lan benden? Selena. Selena yapalım. Gel. Hadi bakalım. Selena. Hocam. Şimdi hareketlerimize başlıyoruz. Hadi. Eller yukarı. Sonra? Önce bir elleri kaldırdık. Tamam. Kaldırdık. Şimdi elma toplayacağız önce Cihan. Bilmiyor musun? Kaç kere yaptık bunu zaten. Eda bende anksiyete var. Unutuyorum bazen. Özür dilerim. 3,5 yaşında olmama rağmen psikolojik rahatsızlıklarım var. Hocam o zaman o bilmiyorsa ben yapmak istiyorum. Tamam sen yap o zaman. Sen de. Hocam bu arada babam bana öğrettiği bir laf vardı. Ladies first. Önce bayanlar tabii ki. Önce ben yani. Eda'nın unuttuğu yerde sen destek oluyorsun. Tamam. Tabii arkadaşlar ben şimdi başlıyorum. Önce Cihan elmaları toplayacağız tamam mı? Elmaları toplayacağız. Elma nereden toplanır? Yukarıdan. Elmayı önce elmaları topluyoruz. Hadi Rıdvan'cığım sen hocam ben elmaya yetişemiyorum ki. Hocam bu elmaya Rıdvan nasıl yetişecek? Rıdvan'a yardımcı olur musun elması için? Beni kalıyor elmamı. Hem sana da spor olmuş olur. Hocam bunun böyle görünüme bakmayın. Bu eşek ölüsü gibi ağır. Bunun böyle görünüme bakmayın hocam. Ayıptır söylemesi. Gel abi gel. Gel Rıdvan'ım. Topla elmaları. Hadi toplayalım. Toplanmadık elma kalmadı be. Hadi bakalım. Ay. Tamam. İkinci hareketimize geçelim. Hocam zaten o ikinci... Zaten 3 tane hareketimiz var sabah etkinliğimiz için. Hı-hı. İkincisine geçelim. Sen ikinciyi biliyor musun ki? Bir tane bildiğim bir hareket var isterseniz. Söyle. Şöyle dizleri yere çöküyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir... Acaba hayatım boyunca burada mı kalsam? Nereden biliyorsunuz diye sormayın. Babam sporcu. Hocam Eda'cığım, bakın ben ne yaptım. Sen direkt üçüncü harekete geçtin ama. Hocam ben biraz onları geçtim. Hocam ben korkuyorum. Bu nasıl bir hareket? Hocam ona bir hareket! Oha ben de istiyorum. Rıdvan'ın yanında yapmasını istiyorum. Hocam ayağa geldi. Hocam ben bunu yapamam ki. Ama neden sen? Hadi yapsana. Rıdvan bana öğretir misin bunu nasıl yaptığını? Tabii önce bir tepe taklak olman lazım. Tepe taklak olayım. Allah inşallah tepe taklak eder seni de böyle durursun. Tövbe tövbe. Adam böyle Türk dizilerindeki kötü karakter gibi sesli sesli söyledi ya bedduasını. Hadi ne hocam, yapayım hocam? Hocam kafanın üstünde durup ellerini böyle. Benim bana bak bedenci. Benim derdim zaten kafamın üstünde nasıl duracağımı bilmemem. Bana bunu göstermen lazım. İşte bak böyle yapacaksın. Ama arkadan gücü aldın. Aldım abi. Götünü kaldırdın. Kaldım. Böyle. Takla attım ya. Ama yaptı. Aa bilmeden hareket yaptı. Yeni bulduğun hareketi. Yaptı. İyiyim hocam. İyiyim. Yerlerimize geçebiliriz bence. Geçelim. Hadi oley. Evet. Evet ikinci dersin. Etkinliğimize geçebiliriz artık. Tabii. Hayalinizi çizeceksiniz. Kağıtlarımızı, kalemlerimizi boyamak kitaplarımızı çıkaralım. Çıkaralım hocam tabii. Yok olmayanlar ne yapsın? Hocam çıkaralım diyorsun da ayıp oluyor yani. Her defasında aynı şeyi yapıyorsun. Hocam benim kağıdım yok. Bende kağıt var istiyorsan verebilirim. Evet arkadaşlarına paylaşabilirsin elindeki kağıtları. Paylaşıyorum. Ben de bir tane alıyorum. Tamam. Ben buraya... Hayalimi kalemimizi çıkıyorum. Çıkaralım bir de. Hocam kalemimiz yok olmayabilir. Hocam benim kalemim de yok. Şurada bir yerde varsa kullanmamız mümkün olur mu? Babam çaldı. Bunları kullanabilir miyiz? O zaman bunları kullanabiliriz. Tamam. Eda ben ekru rengi kalem istiyorum. Var mı sende? Ekru yok. O ekru ne demek ki ayrıca? Ben onun ne demek Cihan, olduğunu ekru bilmiyorum. Cihan ekru rengi nerede öğrendin? Ben 3. sınıfı aklıma istiyorum. Bunlar hep cahil bu arada. Benim en sevdiğim renk.
Ben daha yeni başladım, o kadar bilmiyorum ki. Bence sen çok iyi bir kız olacaksın, ileride çok büyük bir kız olacaksın. Ya gerçekten mi? Kesinlikle, ne bence diyorsun, ileride bir şey olur mu? Olur olur. Ya. O yanındaki niye gülüyor? Olursa Ekim'e kadar, olmazsa Kasım'a kadar yani. Olur. Hadi şimdi herkes hayalini çizsin. Kağıtları, öndeki kağıtları renklerle yani hayalinizi çizin. Tamam. Ben de hemen geliyorum şimdi. Kopya çekme ya, benden bunu kopya çekme. Çekmiyorum, sana bakıp esinleniyorum ben, sanatçıyım. O kadar basit isteklerim var ki hayattan, bakın. Ev, araba, bir de şimdi kendimi çizeceğim. Şuraya bir YouTube simgesi, buraya like yiyorum falan, o kadar. Başka bir şey istemiyorum. Evim var, arabam var, YouTube, cepte para. Onun dışında tek başımayım, gülüyorum. Bunlar bence yeter, mutlu sebepler. Aşk gerek yok, love move. He, arabam var. Rıdvan, sen kadın mı çiziyorsun? Hayır, ben hayalim gacı değil yani hocam. Uzun bir Rıdvan çizdim yani. Yıldızlara uzanmak isterdim hocam. Yıldızlara uzanmak isterdim kısmını çizdi mi bu arada Rıdvan? Evet, bak burada yıldızlar var. Hocam ben çizdim. Tamam, hocam, çizdiğin şeyi bir göster burada arkadaşlarına. Şöyle göstereyim, biraz derin bir hikaye. Anlat bakalım. Draması derindir hocam. Babam mı o? Babam değil. Bu ben. Bu sen. Ben büyüyeceğim, evleneceğim. Rıdvan arkadaşıma evlatlık edineceğim. Sonra Rıdvan'a araba alacağım. Sonra Rıdvan'a araba alacağım. Rıdvan kaza geçirecek. Hastaneye yatacak. Neden böyle kötü bir hikaye? Sonra ölecek. Burada şey var, işte kalabalık insanlar. Cenaze namazında. Tövbe tövbe. Böyle bir şey mi hayal ediyorsun? Evet. Rıdvan, sen göster resmini ve anlat bize. Hocam, Samsun'da bir yıldız kaymış. İsmi Cihan'mış. O yıldız kaydıktan sonra bu Cihan aslında. Böyle sen kendini çizmedin. Ben çizmedim. Cihan arkadaşımı çizdim. Yıldızlara ulaşmak istiyor ama her defasında uğraşıyor. İnşallah bir gün başaracak Cihan. Hatta dualarını yanında işliyorum. Mavi rengi alabilir miyim? Tabii ki, neden olmasın. Cihan için de bir dileğim var tabii ki. Umarım maviyle gökyüzünü çizeceksindir. Hocam, biz böyle 15 kişi burada bu hıyarın şey resim çizmesini mi bekleyeceğiz? İki de matematik dersim var. Hadi artık ya. Şimdi işimiz gücümüz var bizim ya. Hayalim bu hocam. Cihan'ın mavi tik alması artık. Ya. Yıllardır. Ne kadar minnoş bir hayal. Ama barışmanız gerekiyor. Hayal edeceğini biriyle konuş da ayarla. 5000 lira para istiyor. 5000 lira mı? Sakın inanma. Öperler. Onun için vermiyorum abi, işte yardım etsene bana. Verme işte de. Sana kim aldı mavi tik? Hocam, bir şey soracağım. Şimdi benim çantamda bir tane araba var. Çok ha, güzel bir araba. Bir tane bomba yapacağım burada. Ama sadece bir tane var bu arabadan. Bu araba kimin olacak? Bir saniye Rıdvan abi. Bir sonraki oyunumuz böyle ufak küçük bir yarışma. O yarışmada kazananı bu arabayı verelim o zaman. Bu yarışmada sen de dahilsin. Olur mu? Ben de mi? Kendi arabam için mi yarışacağım hocam? Evet. Sen ne istiyorsun? Buradaki iki tane fakir çocuğu bir araba için evlendirmek istiyorsun değil mi burada? Bizi birbirimize düşünmek. Tamam, şöyle yapalım. Hayır. Şöyle yapalım o zaman. Kazananı sen bunu hediye etmiş olursun. Tamam, ama ben seçeyim kazananı, olur mu? Yarışmayacaklar mı yani? Yok, onlar ne yarışsınlar, efor sarf etsinler hocam, ama ben seçeyim. Tamam o zaman, hadi bir sonraki hocam, yarışımıza geçelim. Bu zengin kızın benim gözümü tutmamıştı zaten. Biz ne yapacağız Rıdvan'la? Kafes dövüşü mü yapacağız? Sandalye kapmaca. Sandalye kapmaca? Evet. Oo, süper. Oo, ben de oynarım. O zaman buyurun. Tamam. Herkes sandalyesini alsın. Tamam. Hadi oynayalım. Yüksek yüksek tepelere tayf kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere. Biraz daha tempolu. Bir daha dönelim Rıdvan abi, eğleniyoruz şu anda bayağı. Aşlı aşlı. Yalnız hocam be, bir durun ya. Otur şuraya, otur. Bir dakika dur. Ya oturduğunu anlamadım bile. Böyle bir fiziksel değişim olabilir mi? Ya, hala ayakta sanıyorum herif ben ya. Ben oturdum hocam. Şimdi bu oyunun devamında ne yapacağız? Cihan evlendi. Arabayı da sen bana vereceksin otomatikmen. Hayır, bir tur hayır, daha. Hayır, tek sandalye kalana kadar oynuyordum. Allah'ım, ben nereye geldim? Nasıl yani? Ben de mi kaybettim? Hayır. Hayır. Sandalye sen bile kazandı, düştü. Sen kazandın, Rıdvan da kazandı. Sandalyenin birini çekeceğiz ve bir sandalye kalacak. Oturan da kazanacak. Tamam. He. Yani ben oynamıyorum şu an. Oynuyorsun. Tamam, hadi videonun akışına göre aslında Eda'nın elenmesi lazımdı. Ben sadece dönmek istiyorum onlarla. Tamam. Nerelisiniz? Nereliyim? Nerelisiniz? Nereli nesi meşhur? Nesi meşhur? Sabah akşam patates. Patates. Ya. Hocam ben kazandım ama. Ben o arabayı sana verir miyim? Hocam doğa esnada aşağı atmadım bu arada gerçekten. Nasıl aşağı atıyor? İnsanın arkadaşını aşağı atar. Atmaz tabii ki. Özür dilerim reis. Merhaba, hoş geldin. Kanki özür dilerim. Araba benim hakkımda. Maalesef buradan eve yaya olarak gitmek zorundasın. Buradan o zaman ben arabayı Cihan'a veriyorum. Bakayım. Ama size de bir araba alacağım. Bakayım. Olur mu? Çok mu sevdin?
İstemiyorum ben. Tamam 50 liralar geri ver. 50 liralar vereyim bunu ben. 100 liraya almış kırtasiyeler zaten. 100 liraya mı almış? Zengin çocuğu. 50 liralar vereyim sana. 50 liraya. 50 lira. Tamam, biraz 20 pahalıya lira aldım doğru da. 20 lira sigara alacağım 20 lira. Herkes yemek getirdi mi? Getirdik. Tamam. Şimdi ara öğün yapalım. Bir yemeğimizi yiyelim önce. Hı-hı. Enerjimizi toplayalım. Evet. Ben hemen şurada olacağım. Masamdayım. Tamam hocam görüşürüz. Biz yemeğimizi yiyoruz zaten hocam. Hocam şu şey var. Şurada bir tane şey balıcı var. Bakar mısınız? Hayır alakası yok. Rıdvan ne yapıyorsun öyle? Bırak o elindekini. Hocam birazcık. Yapma oğlum. Eylemi. Rıdvan yapma lütfen, oğlum. Lütfen bir daha. Patlatın. Patlatın. Bir tane hocam? Korkarım ama ben. Hadi yemek yiyelim. Ben başladım ama kusura bakmıyorsunuz inşallah. Estağfurullah. Eda. Nasıl? Efendim. Sana aşık oldum. Nasıl yani? Şimdi fark ettim bunu. Öyle küçüğüm. Bir yani. Anda. Aşık oldum. Ama ilerisi olmaz ki bunun. Olmasın. Ben daha 5 yaşındayım. Bir derslik çıkalım işte. Düşünmeme bir izin ver ama benim. Aramızda mı kaldın gerçekten? Olabilir. Niye olmasın? Aşk bu değil mi? Doğru. Eda ben daha fazla büyümek istemiyorum. Eda sen çok hızlı yedin. Evde aç mı bırakıyorlar seni? Yo hocam. Hocam Eda. Sadece 5. öğünümü yiyorum. Ne oldu ki? Hocam Eda hep böyle. Maşallah kızıma maşallah. Yemek görse dayanamaz. Afiyet olsun. Ha benim odaya. Yok biraz tokum teşekkürler. Tokum dedi ve 3 tane yemek yedi arkadaşlar görüyorum. Aç olsa bizi de yiyecek burada. Valla bir garip hissettim ha önlüğü giyince şimdi. Ben de. Gerçekten. Ama cidden bu arada ben hiç ana sınıfı görmedim biliyor musun? Ya. Vallahi bizim dönemimizde yoktu, köyde yoktu yani. Bana okula kucak açan bir öğretmenim vardı. O da engelliydi, bedensel engelli. Kadıncağız birden 8'e kadar bizi okuttu yani benim öğretmenimdi. Öğrenciniz artık daha iyi yerlerde, gözünüz açık kalmasın. Öğretmen çok hoş değil mi? Senin de kime yazıldığın belli değil. Yazılmıyorum ya. Bir beni beğeniyorsun, bir hocayı beğeniyorsun. Bir karar ver. Allah'tan beni beğeniyorsun. Sana aşık olduğumu söyledim. Evet. Onu da gerçekten bir görsel anlamda beğendiğimi söyledim. Yanlış anlamayın ya. Yanlış bir şey peşinde değilim yani. Sadece okulumu okumaya geldim ben buraya. Bilmiyorum ama bir karar versin iyi olur. Hadi yemek bitmedi mi? Biraz sıkıldım ben ya. Biraz oyun oynayak ya. Evet, nasıl ilkokul kreş burası ya? Şimdi yemeğimizi yedik. Diğer etkinliğe geçiyoruz. Parmak boyama. Herkes farklı şekiller yapsın. Kimse birbirinin şeklini aynısını yapmasın. Herkesten farklı şeyler bekliyorum. Peki bir şey soracağım. Diyelim Rıdvan abin elmasını yemiyor. Ben bunu alsam evde yesem olur mu? Tabii ki Eda'cığım. Kaptı elmayı kız. Başlayalım artık. Konuşanları tahtaya yazacağım ben yavaştan. Rıdvan abi bu burada kibi değil ha biliyorsun aklına hocam, böyle bir şey. Hocam konuşanlardan Hasan Can Kaya'yı da yazar mısınız? En çok o konuşuyor da. Allah Allah. Hasan Can burada değil yalnız Rıdvan abi. De ben konuştuğunu hissediyorum ama. Aa tamam. Hayır öyle yapmak yok. Hayır kokuyor mu diye bakacağım hocam. Hocam bu bağımlı galiba ya. Hocam ben de dalabilir miyim? Tabii ki tabii ki. Herkes farklı şekiller yapsın. Hocam ben gökkuşağı çizeceğim. Ama kendi alanın dışına çıkmamak. Ya gökkuşağına siyahla başlayan bir insan olabilir mi ya? Delireceğim çünkü mi? Benim göküm hep siyah. Ya. Ne çiziyorsun Rıdvan abi? Cihan sen ne yaptın? Ben hocam iki ayrı dünya yaptım. Doğru diyor şu an. İki ayrı dünya, iki ayrı göz. Ha. Valla ben ama bir devam şey çıkartamadım ben ortaya yani. Devam edecektim. Başlangıçtı sadece o. Ne oldu ki? Ver onu böyle. Parmağını işte batır, elini böyle boya parmağını. Atlattım sonra ben. En son öyle yap. Tamam. Bak şöyle. 1, 2, 3, 4 Emin miyiz Rıdvan abi? Allah. Aynısı. Evet. İnternet tekinin aynısı evet oldu. Evet. Sanat eseri oldu. Neden? Çünkü benim parmaklarım kısa. Neyse sanat şey ekoseli mi? Sen sanattan ne anlarsın? Sen Cihan sen niye yapmıyorsun çok pardon? Eda, en çok boyayı ben vurdum kağıda farkındaysan. Her bak şeyi çiziyorum. Bir insan çizdim, bir renk attım. Aa, Eda, çok oldu. Güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Dedim hocam. Cihan, aynısını senden de bekliyoruz. Kim? Bak. Oo, onunki daha güzel olmuş. Bak hatta buraya da. Al sana Amerikan vizesi. Nasıl şu an abi ne yaptın? Rıdvan abi ya bitti zaten karton bitti. Eda, abi bunun mantığı kağıdı doldurmak değil ki. İki tane sana aldık. Çok para yok diye iki tane aldık. Çok para yok diye iki tane aldık. Bana bak. Sanat öyle bir şey değil. Bir tane nokta koysam bile bir şeyi yansıtması lazım. Nasıl bu yansıtma? Dolduracağım felsefesiyle. Evet. Bütün boyayı heba ettin ya. Kırdım kırdı galiba. Aha kırdı yes sandalyeyi. Ben bunu çanta sanıyordum. Yemin ediyorum hocam özür dilerim ya. Tamam Eda'cığım hocam bir şey diyemem. Evet. Okulun ilk günü. Evet. Tamam. Böyle zevzek.
Yaşak insanlar olur. Hayatında da çok olacak. Doğru. Okulda çok olacak. Okul hayatında hep bunu yaşıyoruz biz. Sen buranın psikolojik danışmanı mı? Rehber değil misin lan? He, rehberlik hocasıyım ben. Ne oldu? Aa, hocam merhaba. İsminiz neydi? Mağlube. Mağlube mi? He. Öyle ismi. Hadi çocuklar de. Şimdi 3 tane hayvan şekli yapacağız. Size bunları veriyorum. Eda'cığım arkadaşlarına dağıtabilirsin. Buyurun. Hocam biraz malzeme de ucuza kaçmış olabilir miyiz? 4 ne alakası var? Faber Castell kadın ne ucuz ama ya. Ayı, yılan, kedi var. Kediyi sen yap Eda. Yılanı da Rıdvan yapsın. Sen de güzel bir ayı yap. Böyle kombiş bir şey olsun. Aslında benim hayalim oyun hamurundan hamburger yapmak. Nasıl onu da mı yiyeceksin Eda yapma gücünü? Hayır. Saklamak için durmuyor. Ya da şöyle oyun hamurundan bir çiğ köfte. Oo, güzel olur. Hocam yılanı yaptım ben. Yılanı yaptın da niye suratıma sallıyorsun yılanı? Hayır yılanı gör diye. Çok da kolsuz bacaksız bir şey olmasın. Vicdan sesi. Şunu buna böyle. Bir dakika. Oluyor mu? Yaklaştım. Evet. Yanından geçtim. Yani. Hocam bu da yılan ama şey rotgeni çekilmiş filan. Yani belli uzuvları yok. Uzun. Yılanın kaç tane uzuv var ya? Bana bir sayar mısın yılanın uzuvlarını? Var var. Yumurtalık uzuv var. Yumurtalık uzuv mu? Ayıyı fırlattım sinirimden. Var. O ayı değil bir kere. O... Ayı oldu geldi. Ayı. Aa güzel olmuş ama çok minnoş. Güzel bir ayı olmuş. Tebrik ederim. Neden ayağa hocam kalktık ki? Şimdi sizin diplomalarınızı vereceğim. Aa mezun olduk. Çok hoş görsellerinizin olduğu diplomalar var elimde. Mezun olduk şu anda? Evet. Önce Rıdvan abinin diplomasını vermek istiyorum. Buyurun. Oha bu fotoğrafı nereden bulmuşlar? Bu fotoğraf benim yaklaşık 2000 ya da 2001 yılında çekilmiş bir fotoğrafım. Hiç anaokulu diplomam yoktu gerçekten. İlköğretim var duruyorum hala. Onun için yani Edoş teşekkür ediyorum. Ben teşekkür gerçekten ederim Rıdvan abicim geldiğin için. Rica ederim. Şimdi sıra Cihan'da. Hadi canım Cihan sesim diyor titiyor. Rıdvan'ın hikayesine dayanamadım zaten. Bir de sen kendi de bir diplomana bak bakalım. Ne diyorsun ya? Sevgili çocuğumuz Cihan Albayrak, aldığın bu belge ilk belgenin sana mutluluk getirecek diğer başarı belgeleri için öncülük etmesi ve anaokulumuzda geçirdiğin mutlu günlerin sağlıklı ve başarılı daha nice yıllara ulaşması dileklerimizle. Rıdvan ne alakadan sen? Bütün okul müdürümüze, dekanımıza, Eda'ya, Rıdvan arkadaşıma, abi çok kavga ettik seninle. Ya olur eğitim hayatında böyle şeyler. Barıştık biz zaten ya teşekkür ederim. Kanki evet. Artık. O zaman eğitim öğretim yılında bütün öğrencilere bu sene başarılar dileyelim. Ben diplomamı almadım ya. Yok ben sadece temennilerimi. Eda diplomasını veriyorum. Aynen. Eda diploması daha özel. Abi sakın bundan uçak yapma tamam mı? Tamam ya bunu saklayacağım hayatım. Eda'cığım gel. Ay. Senin diploma. Teşekkür ederim. Öncesi Eda bu arada düşüneceğim bayağı tatlı fotoğraf. Diplomamı Eda, göstereceğim. Diploma hikayesini dinliyoruz. Şimdi oğlum, fotoğraf. Beğendiniz mi? Evet. Bu buradaki diplomam, bu da gerçek diplomam. Bu diplomamdan esinlenerek zaten onu yaptıralım dedik. O zaman ben yavaştan kaçayım. Bir dakika Cihan gitme. Bu diplomamızı aldığımıza göre belki bir dans gösterisi sergileyelim. Evet, dans gösterisi. Hadi bakalım. Hadi diplomaları kenara bırakalım şöyle. Hadi birazcık oyun oynayalım. Ya bu gerçekten mutlu oldum. Biraz da biz keyiflenelim. Ya sen gerçekten mutlu mu oldun? Gel bakayım buraya. Sen kreş görünce, önlük görünce mutlu mu oldun? Tabii yani. Lan bu kadar tatlı olur mu ya? Oldum ama işte. Çok ciddiyim bu arada ha. Gerçekten. Delirtme beni. Çok iyi. Bir dakika şimdi bir dansınızı bir yapmaya çalışalım. Dans gösterimiz var. Evet bir dans gösterimiz var. Siz de beğenirseniz. Maskaza aşkım maskaza, kim tutar seni maskaza, yolla senin hiç durma. Hadi uçur beni durma, maskaza aşkım maskaza, kim tutar seni maskaza, yolla senin hiç durma. Hadi uçur. Yat ya pis gibi, Allah belanı verecek seni. Tamam bence. Güzel bence dans oldu. Yeterli oldu bu bizim abi için. Abi gel güzel dans oldu. Geldiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Eda, bence çok tatlı bir video oldu. Bence de çok tatlı bir videoydu. Şaka bir yana isteksiz öğrenci oynadım biraz ama benim için... Senin kadar. Bir dakika kadar. Ben de deneyeyim. Benden daha uzunsun şu anda bu arada. Oha ben de çıkıyorum. Hadi abi çıkın. İnşallah sağlam. Biraz daha tırmanın şuradan okuldan oha kaçabilirsiniz belki. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hocam okuldan kaçıyorlar. Hocam. Ve buraya kadar sıkılmadan zevkle izlemişsinizdir. Yani biz vallahi gayet eğlendik. İnşallah siz de beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı ne olur unutmayın. Vallahi ben kapanışı verdim. İneyim mi hocam artık?